Evrim teorisi sıklıkla türlerin kökeni kavramıyla ilişkilendiriliyor. Bu kavram sadece Charles Darwin'in bilim tarihinde çığır açan kitabının ismi değil. Aynı zamanda evrim teorisinin nihai olarak açıklamayı hedeflediği konu. Günümüzde 8.7 milyon ökaryotik, 100 milyonlarca prokaryotik canlı tür olduğu düşünülüyor. Bu türler bugüne kadar var olmuş bütün türlerin %1'inden azını temsil ediyor. Yani 4 milyar yıllık canlılık tarihinde tüm canlılığın %99'undan fazlasına denk gelen sayıda 100 milyonlarca canlı var oldu ve yok oldu. Haliyle bu kadar çok sayıda türün nereden geldiğini bilimsel olarak izah etmemiz gerekiyor. Bugüne kadar türlerin kökeni birçok farklı şekilde açıklanmaya çalışıldı. Tüm canlıların bugün var oldukları son haliyle birdenbire var edildiklerine yönelik yaratılış görüşü genellikle evrimle en çok bir arada tartışılan yöntem. Ancak bu insanların bu konuya yönelik yaptığı tek alternatif açıklama da değil. İnsanlar yeni türlerin kütük gibi cansız maddelerin farklılaşması yoluyla da oluşabileceğini düşünmüşlerdi. Bir başka görüş, yeryüzündeki canlıların matematiksel olarak kusursuz canlı özlerinin çarpık formları, yani yeryüzündeki yansımaları olduğunu hayal etmişti. Ancak günümüzde kabul gören türlerin kökeni modeli, bütün canlıların tek hücreli ve çok basit yapılı atasal canlıların milyarlarca yıl boyunca farklı seçilim baskıları altında farklı yönlere doğru farklı ortamlara uyum sağlayacak biçimde değişmesinin sonucunda var oldukları yönünde. Bu süreçte önce prokaryotik, yani zarlı organeli olmayan basit yapılı canlılar evrimleşti. Sonra bunlardan ökaryotlar, yani zarlı organelleri olan daha karmaşık yapılı canlılar evrimleşti. Ökaryotların tek hücreli olanlarından zamanla çok hücreli ökaryotlar evrimleşti. Bu çok hücreliler zamanla daha da irileştiler ve hücre öbeklerinin farklı kısımları farklı görevleri yapacak biçimde özelleşti. Böylece daha karmaşık canlılar evrimleşmeye başladı. Bu süreçte birçok dallanma yaşandı ve bitkiler, hayvanlar, protistalar ve mantarlar birbirlerinden ayrılmaya başladı. Her bir canlı grubu kendi içinde yüz binlerce yeni türe evrimleşti. Böylece canlılık giderek karmaşıklaşan dallı budaklı bir çalı gibi büyümeyi sürdürdü. Günümüzdeki bütün türler bu çalının en uç noktalarında var olan çağdaş türler. Atalardan bugüne kadar uzanan evrimsel süreçte sayısız tür bulunduğu ortama uyum sağlayamayarak yok oldu. İşte bunlar başta sözünü ettiğim %99'u temsil ediyor ve bu türleri genler yardımıyla ve fosiller aracılığıyla bugün teşhis edebiliyoruz. 4 milyar yıllık evrim, canlı popülasyonları içerisindeki çeşitliliğin çevre şartlarına göre durmaksızın seçilip ayıklanması sonucunda en uyumlu gen kombinasyonlarının gelecek nesle daha çok, en uyumsuz gen kombinasyonlarının ise daha seyrek aktarılması yoluyla yaşandı. Bu genetik kalıtım önyargısı, benzer olan ama geniş bir çeşitliğe sahip tür popülasyonlarının ortamlarına sürekli daha fazla uyacak biçimde farklılaşmalarına neden oldu. Çok sayıda hücre, doku, organ ve sistemden oluşan canlıların bu yapılarından birisi değiştikçe diğeri eski haline dönmüyor. Yani yeni değişimler önceki değişimlerin sürekli olarak üzerine ekleniyor. Geriye dönüş neredeyse hiç yaşanmıyor. İşte birikimli seçilim dediğimiz olgu tam olarak bu. Seçilim birikimli olmasaydı bugüne kadar gördüğümüz envai çeşit canlı belki de hiçbir zaman evrimleşmeyecekti. İşte tüm bunların teorik temeli Charles Darwin'in 24 Kasım 1859 günü yayınladığı Doğal Seçilim Yoluyla Türlerin Evrimi veya Yaşam Mücadelesinde Avantajlı Irkların Korunumu başlıklı kitabında atıldı. Ama siz onu kısaca türlerin kökeni olarak biliyor olabilirsiniz. Birçok konuda olduğu gibi türlerin zamanla değişebildiği konusunda da ilk fikirler antik Yunan filozoflarına ait. Hatta İslam'ın altın çağında da çok sayıda filozof canlıların zamanla değiştiği konusunu ele aldı. Charles Darwin'den önce dedesi Erasmus Darwin veya Jean-Baptiste Lamarck gibi birçok bilim insanı da türlerin zamanla değişebileceği konusunu tartıştı. Ancak tartışmaya yer bırakmayacak netlikte ve çok sayıda bilimsel veriyle bunu sağlam bir temele oturtan, evrimin birçok mekanizmasını keşfederek süreci bilimsel olarak izah etmeyi başaran ilk kişi Charles Darwin oldu. Darwin kendi zamanındaki bilgilerle türlerin kökenini tamamen açıklamayı başaramadı. Öyle ki Darwin zamanında kalıtımın kuralları bile Mendel tarafından daha yeni keşfedilmişti. Ancak bunlar Almanca olarak yayınlandığı için Darwin bunları asla okumadı. Darwin hatalı bir kalıtım modeli inşa etti. Ama Darwin'in evrim teorisinin gücü de zaten biraz da burada yatıyor. Teorinin kalbinde yer alan seçilim ve evrim yasaları kesinlikle doğru olduğu için sonradan yapılan keşiflerin de
Darwin'in teorisiyle %100 uyumlu olduğunu görüyoruz. Örneğin Mendel'in genetik yasaları 1900'lerin başında yeniden keşfedildiğinde evrimin öngörüleriyle tamamen uyumlu olduğu anlaşıldı ve matematiksel evrim ve popülasyon genetiği sahaları müthiş bir hızla gelişerek bugün modern sentez olarak bildiğimiz bir paradigma değişimine sebep oldu. Benzer şekilde Darwin zamanında tam olarak bilinmeyen evrimsel detaylarında birçoğu bugün net bir şekilde aydınlatıldı ve hepsi evrim teorisini daha da güçlü bir temele oturtmamızı sağladı. Günümüzde evrimsel biyoloji bilimin en aktif çalışılan sahalarından birisi konumunda ve her gün onlarca yeni makale yayınlanıyor. Bu sayede evrim teorisi hatalarından biraz daha ayıklanıp doğru tarafları yeni verilerle desteklenip daha da güçlü bir konuma erişiyor. Zaten işte bilim de tam olarak böyle çalışır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.